Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu vegan. Vegan Türkçe karşılığı dolayısıyla, sebebiyle, yüzünden anlamlarına gelmiş oluyor arkadaşlar. Buraya baktığımızda şimdi çeşitli renkleri görüyoruz. Daha önceki gramer konularında da bunları görmüştük. Mavi neydi arkadaşlar? Derin karşılığıydı. Yeşil, bu da das için geçerli bir renk koduydu. Kırmızı neydi? D için geçerliydi. Sarı da çoğullarda, yani D çoğul şeklinde sarıyla işaretlenmiş oluyordu. Öyle değil mi? Şimdi ben buraya baktığımda der dialekt arkadaşlar aksan demek. Dolayısıyla aksandan dolayı diyecek olursam vegan des dialekt genitiflikte ne oluyordu arkadaşlar? Der deyse dönüşmüş oluyordu ve kelimenin sonuna es gelmiş oluyordu. Dolayısıyla aksandan dolayı diyecek olursak vegan des dialekt demiş oluyorum. Das'a baktığımızda arkadaşlar das missverständnis yanlış anlaşılma demek. Yanlış anlaşılmadan dolayı diyecek olursam ne olacak? Das deyse dönüşecek ve kelimenin sonuna es gelecek. Bakın buraya kaynaştırma E harfi de girmiş araya. Wegen des Missverständnisses, demek ki yanlış anlaşılmadan dolayı demiş oluyoruz. Buraya baktığımızda bir die Betonung. Die Betonung arkadaşlar vurgulama demek. Dolayısıyla vurgulamadan dolayı diyecek olursak wegen der Betonung demiş oluyoruz. Burada herhangi bir sonlandırıcı yok. Sadece ne olmuş? Die dere dönüşmüş genitiflikten dolayı. Burada da gene aynı şey söz konusu. Die Bedeutungen anlamlar demek arkadaşlar. Burada da tıpkı die tekildeki der Betonung'da olduğu gibi burada da gene dere dönüşmüş oluyor. Der Bedeutungen, yani wegen der Bedeutungen dediğimde anlamlarından dolayı demiş oluyorum. Örneklerle vegan'ı pekiştirelim arkadaşlar. Wegen ihres Mannes lebt sie in Berlin. Evet, bu cümlede anlaşılmayan şeyler var mı diye bakıyoruz. Leben neydi arkadaşlar? Yaşamak demekti. In Berlin, Berlin'de. Buraya baktığımızda şimdi arkadaşlar Mann wegen ihres Mannes eşinden dolayı, yani bir kadının kocasından dolayı diyecek olursak demek ki onun kocası, onun eşi anlamında. Wegen ihres Mannes lebt sie in Berlin. Demek ki ne oluyor arkadaşlar burada der'de? Des Mannes'e dönüşmüş. Posesiflikle beraber ihres Mannes oluyor. Dolayısıyla wegen ihres Mannes lebt sie in Berlin. Eşinden dolayı Berlin'de yaşıyor demiş oluyoruz. İkinci cümleye baktığımızda arkadaşlar wegen ihrer Tanzkurse hat sie eine Homepage auf der Tänzer Informationen finden können. Şimdi bunları öncelikle bir anlamlandıralım arkadaşlar. Tanzkurs, Tanzkurse, dans kursları demek arkadaşlar. Homepage, bu İngilizceden gelen internet sayfası anlamında. Homepage. Buraya baktığımızda Tänzer, dans edenler, dans eden insanlar anlamında. Informationen, bilgi, bilgilendirme anlamında. Finden, bulmak. Bulabilmek derken de finden können görmüş oluyoruz. Şimdi buraya baktığımızda wegen ihrer Tanzkurse, dans kurslarından dolayı hat sie eine Homepage. Dans kurslarından dolayı nesi varmış arkadaşlar? İnternet sayfası varmış ve bu internet sayfasında derken auf der Tänzer, burada dansçılar Informationen finden können. Burada dansçılar bilgiye erişebiliyor demiş oluyoruz. Wegen ihrer Tanzkurse hat sie eine Homepage. Bakın burada virgül gelmiş. Auf der Tänzer Informationen finden können demiş oluyoruz. Şimdi dilerseniz bu iki cümleyi doğru telaffuzlarıyla yineleyelim. Wegen ihres Mannes lebt sie in Berlin. Wegen ihres Mannes lebt sie in Berlin. Wegen ihrer Tanzkurse hat sie eine Homepage. Auf der Tänzer Informationen finden können. Wegen ihrer Tanzkurse hat sie eine Homepage. Auf der Tänzer Informationen finden können.
Örneklerle devam edelim arkadaşlar. Wegen der falschen Aussprache konnte keiner das Wort verstehen. Die Aussprache, telaffuz arkadaşlar, falsch, yanlış. Buraya baktığımızda das Wort kelime demekti. Verstehen, anlamak demek arkadaşlar. Wegen der falschen Aussprache, bakın burada ne olmuş? Die Aussprache, dere dönüşmüş, değil mi? Der falschen Aussprache, yanlış telaffuzdan dolayı konnte keiner, hiç kimse das Wort, hiç kimse kelimeyi, das Wort verstehen, hiç kimse kelimeyi anlamadı. Wegen der falschen Aussprache konnte keiner das Wort verstehen. Buraya baktığımızda arkadaşlar, wegen eines interessanten Buches über Schwarzwald ist sie nach Stuttgart umgezogen. Evet, burada anlamadığımız kelimelere bir bakalım. Interessant neydi arkadaşlar? Interessant, ilginç demekti. İlginç kitap, Buch, değil mi? Interessant Buch. Über Schwarzwald ne hakkında? Schwarzwald, kara orman. Evet, kara ormanlar bölgesi arkadaşlar. Almanya'da güneyde bir orman. Über Schwarzwald, demek ki kara orman hakkında. Ist sie nach Stuttgart umgezogen. Umgezogen neydi arkadaşlar? Taşınmak demekti, değil mi? Ist umgezogen. Burada perfekt olarak karşımıza çıkmış. Stuttgart'a taşınmış. Yani bunun anlamı şu. Diyor ki, ilginç bir kitaptan dolayı, bu kitap ne hakkındaymış? Kara orman hakkında, yani Schwarzwald hakkındaymış. Ist sie nach Stuttgart umgezogen. Ne yapmış? Stuttgart'a taşınmış. Demek ki wegen eines interessanten Buches über Schwarzwald ist sie nach Stuttgart umgezogen denmiş. Şimdi dilerseniz arkadaşlar bu iki cümleyi doğru telaffuzlarıyla yineleyelim. Wegen der falschen Aussprache konnte keiner das Wort verstehen. Wegen der falschen Aussprache konnte keiner das Wort verstehen. Wegen eines interessanten Buches über Schwarzwald ist sie nach Stuttgart umgezogen. Wegen eines interessanten Buches über Schwarzwald ist sie nach Stuttgart umgezogen. Evet arkadaşlar, bu dersimizde de wegen konusunu görmüş olduk. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.